Glutatyon eksikliği yaşadığım için bununla ilgili bir video çekmek istedim. Vücudumda neler gözlemlediğimi sizlerle paylaşacağım. Eğer bir eksiklik yaşıyorsanız, gerçekten bunu anlamak ve bu konuyla ilgili şeyleri detaylı bir şekilde bilmek istersiniz. Glutatyon, bütün hücrelerimizdeki en önemli antioksidandır. Ağır metallerden arınmamıza yardım eder. Serbest radikallerin zararlarıyla savaşır ve vücudumuzdaki fazla oksidasyonu temizler. Özellikle çevre kirliliği, kimyasallar, küf gibi şeylere maruz kalıyorsanız, glutatyona daha çok ihtiyacınız olabilir. Şimdi size herhangi bir takviye almadan glutatyon seviyenizi nasıl artırabileceğinizi anlatacağım. Bilmeniz gereken şey, vücudumuzun zaten glutatyon üretebildiğidir. Takviye almayı sadece Tylenol zehirlenmesi durumunda öneriyorum. Bu glutatyonunuzu tüketir ve karaciğerinizde hasar oluşma riski yaratır. NAC adlı bir takviye alabilirsiniz. Bu, glutatyonunuzu artırmak için öncü bir maddedir. Fakat normalde acile yatırılan, zor durumdaki hastalara veriyorlar. Glutatyon eksikliğinin bazı belirtilerine bakalım. Glutatyon eksikliği olan kişilerde uyku problemleri, yorgunluk problemleri, beyin bulanıklığı görülebilir, ruh hallerinde de değişimler olabilir, örneğin depresyon veya anksiyete gibi. Şimdi de glutatyon eksikliğinin nedenlerine geçelim. Alkol, çok düşük kalorili diyetler, aşırı egzersiz. Benim glutatyon eksikliği yaşamamın temel nedeni buydu. Çünkü oldukça sağlıklı besleniyorum ama bazen egzersizde aşırıya kaçıyorum. Ayrıca veganların glutatyon ihtiyacı daha fazladır. Çünkü bazı proteinleri almakta zorlanırlar. Eğer vegansanız veya vegan olmasanız bile yeterince protein almıyorsanız glutatyonunuz düşük olabilir. Glutatyon 3 amino asitten oluşur. Bunlardan biri glisindir. Diğer amino asitlerle birlikte kimyasal bir reaksiyon gerçekleşir. Bu bulmacanın küçük bir parçasını gündeme getirmemin tek nedeni, insanların yaklaşık %40 ila 50'sinde B12 vitamininin sentetik formunu işlemekte zorlanmalarına neden olan MTHFR geni mutasyonu görülüyor. Bu yüzden doğal formu olan metilkobalamin alınmasını tavsiye ederim. İkinci olarak folik asit. Eğer takviye olarak veya folik asit içeren takviyeler kullanıyorsanız, bunları bırakıp metil folat almaya başlamalısınız. Görünüşe göre genetik yapım nedeniyle B9 yani kolini özümsemekte zorlanıyorum. Bu yüzden kolin açısından zengin olan karaciğer ve yumurta sarısı gibi daha fazla yiyecek yemeliyim. Ayrıca bazı turpgil ailesindeki sebzelerden de kolin alabilirsiniz. Ancak konuyu gündeme getirmemin tek nedeni bunun basit bir konu olmaması ve konuyla ilgili birçok zorluk yaşanmasıdır. Size ne yapmanız gerektiğine dair genel bir fikir vereceğim. Eğer buna rağmen sorunlarınız devam ederse, bu konuyu daha detaylı ele almanız ve gen testi yaptırmanız gerekebilir. Bilmeniz gereken en önemli şey, eğer glutatyon eksikliğiniz olduğuna dair bazı belirtileriniz varsa, birazdan bahsedeceğim noktalar üzerinde odaklanmanız gerektiğidir. İlk olarak yeterince glisin almak. Peki glisini nasıl alabiliriz? Sakatat yemeye başlayabilirsiniz. Tavuk yiyorsanız derisini, balık yiyorsanız derisini atmayın. En iyi yollardan biri de bütün bir tavuğu tencereye atıp kemikleri ve derisiyle birlikte kaynatıp çorbasını içmek. Glisin ayrıca jelatinde de bol miktarda bulunur. Şekerli, çocukların yediği jölelerden bahsetmiyorum. Tavuk suyundan sağlıklı jelatin elde edebilir veya iyi miktarda jelatin içeren kemik suyu tüketebilirsiniz. Glisin hakkında çok ilginç bilgiler var. İnsanların uyumasına yardımcı olur. Çünkü glutatyonu artırır ve detoks yapmanıza yardımcı olur. Ayrıca bu antioksidanı oluşturmanıza yardımcı olur. İkinci olarak B12 ve folat gibi B vitaminlerinin metil formunu aldığınızdan emin olun. Direkt olarak bu vitaminleri alın demiyorum. Sadece eğer takviye alıyorsanız sentetik olanlardan uzak durun. Çünkü bahsettiğim genetik probleminiz varsa bu iki vitamini kullanmanızı engelleyebilir. Peki, tipik olarak B12'yi nereden alabilirsiniz? Hayvan etinden kolayca alabilirsiniz. Eğer vegansanız B12 ile ilgili sorun yaşayabilirsiniz. Peki ya folat? Folat organ etlerinde bulunur. Fakat normal kas etinden çok fazla folat alamayabilirsiniz. Yani eğer etobur besleniyorsanız karaciğer, sığır karaciğeri ve benzeri organ etlerini tüketmelisiniz. Ayrıca bunu koyu yapraklı yeşil sebzelerden de alabilirsiniz. Bunlar folat ya da metil folat için geçerlidir. C vitamini de glutatyon için bir öncü maddedir. Bu da çiğ lahana turşusu ve yapraklı yeşillikler gibi şeylerden elde edilebilir. Dördüncüsü, yeterince uyumak.
Eğer düzenli uyumuyorsanız, bu durum yeterince glutatyon alamamanıza neden olabilir. Çünkü vücudu zorlar. Daha erken yatmak, daha uzun uyumaya çalışmak ve uykuya yardımcı şeyler denemek çok önemli. Bir diğeri ise, benim gibi aşırı egzersiz yapmayın. Ben her gün yüksek tempolu egzersiz yapıyordum. Eğer siz de benim gibi dağ koşusu gibi yüksek tempolu antrenmanlar yapıyorsanız, bunu haftada 2'ye indirin. Diğer günler sadece uzun yürüyüşler yapın. Yürümek, glutatyonu artırmaya yardımcı olabilir. Maratonlar veya uzun süreli koşular gibi uzun süreli egzersizler, glutatyon için zararlıdır ve seviyelerini ciddi şekilde düşürebilir. Stresin glutatyon seviyelerini düşürdüğünü daha önce söylemiştim. Bu yüzden adaptojen kullanımı faydalı olabilir. Bunun yerine stresi azaltmaya yardımcı olacak birçok şey yapabilirsiniz. Yürüyüşe çıkabilirsiniz. Sizi rahatlatan şeyler bulun. Örneğin müzik dinlemek, sanatla ilgilenmek, hobilerle uğraşmak, benim gibi ahşap işleriyle uğraşmak. Bunların hepsi stres için harika aktiviteler. Ayrıca fiziksel aktiviteler de stresle başa çıkmak için mükemmeldir. Çünkü zihninizi sizi endişelendiren şeylerden uzaklaştırır. Yedinci olarak, bunu daha önce de söyledim ama tekrar edeceğim, yeterli protein tüketmek. Bu aynı zamanda yeterli kalori almakla da ilgili. Tanıdığım bazı kişiler aralıklı orucu biraz abartıyor. Aralıklı oruç yapabilmek için öncelikle sağlıklı olmanız gerekiyor. Eğer kendinizi yorgun ve bitkin hissediyorsanız, daha fazla zorlarsanız iyi hissetmezsiniz. Bunu hiç tavsiye etmiyorum. Aralıklı oruç uygularken kendinizi iyi hissediyorsanız, bu işe yaradığı anlamına gelir, değil mi? Vücudunuz buna dayanabiliyor demektir. Ama uzun süreli aralıklı oruç tutarken kendinizi kötü hissediyorsanız, bunun için hazır olmayabilirsiniz. Ara vermeniz ve öncelikle kendinizi buna hazırlamanız gerekir. Karbonhidratlardan zaten bahsetmiştim. Eğer çok düşük karbonhidrat tüketiyorsanız, neredeyse sıfıra yakın ve bahsettiğim problemlerden bazılarını yaşıyorsanız, karbonhidrat miktarını 50 grama kadar çıkarmanız gerekebilir. Orman meyveleri size bu konuda yardımcı olabilir. Bu da eksikliğin nedenlerinden biridir. Bu küçük miktardaki karbonhidrat takviyesi aslında insülin seviyenizi artırmanıza yardımcı olabilir. Bu da amino asit emilimini potansiyel olarak artırır. Brokoli gibi kükürt içeren sebzeler glutatyonu artırmanıza yardımcı olabilir. Deniz ürünleri de çinko, selenyum gibi glutatyonun yapı taşı olan eser mineralleri almanızı sağlar. Glutatyon hakkında bilgi sahibi olduğunuza göre, hücresel düzeyde son derece önemli bir antioksidan olan melatonin hakkında da bilgi edinmenizde fayda var. Hücresel düzeyde melatoninden bahsediyorum. Daha fazla bilgi için bu videoyu izleyebilirsiniz.